aslında gelecek nesillerimize umut vermeyen, Türkiye'ye bir umut vermeyen ve her yerinden tel tel dökülen bir hukuki metinle karşı karşıyayız. Bu hukuki metini ne Türkiye'nin ne de meclisimizin ne de komisyonumuzun aslında tarafından tartışılmayı hak etmediğini söylememiz lazım. Ama yine de her şeye rağmen madem ki siz kendinize yakıştırıp getirdiniz bu metni, biz de bu metindeki aksaklıkların hepsini yeri geldikçe en azından tutanaklara geçirmek bakımından ifade etmek durumundayız. Değerli arkadaşlar, burada Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumsuzluğunu konuşuyoruz. Sorumluluğun nasıl olacağını konuşuyoruz. Ama görüyoruz ki Cumhurbaşkanı'na delinmesi imkansız bir zırh giydiriyoruz. Niye? Bu ihtiyacı nereden duyuyoruz? Siyasal bir değerlendirme yapayım. Özellikle 17-25 sürecinde ve belki de çözüm sürecinde yaşanan sıkıntılar bir daha olmasın diye ve iktidarın da sürekli sizde kalacağını varsayarak seçilecek Cumhurbaşkanı'na olağanüstü dokunulmazlık yetkileri veriyorsunuz. Şimdi çok temel bir hata var. O da şudur. Şöyle bir yaklaşım var. Deniyor ki zaten Cumhurbaşkanı sorumsuz. 82 Anayasası Cumhurbaşkanı'nı vatana ihanet dışında herhangi bir şeyle sorumlu tutmanın olanağını vermiyor. E biz bakın daha çok genişletiyoruz diyorsunuz. Ama bu tam bir aldatmaca. Bunu hiç kimseye anlatamazsınız. Çünkü buradaki Cumhurbaşkanı'yla sizin getirdiğiniz rejim değişikliğindeki Cumhurbaşkanı aynı Cumhurbaşkanı değil. Buradaki Cumhurbaşkanı olağanüstü koşullarda hazırlanmış bir darbe döneminden sonra devlet başkanı olmuş, sonrasında Cumhurbaşkanı olmuş ve birçok suça karışmış bir Cumhurbaşkanını korumaya dönük olarak zırh giydirilmiş bir Cumhurbaşkanıydı. Ama oradaki Cumhurbaşkanı aynı zamanda her ne kadar yetkileri bir parlamenter sisteme göre geniş olsa da en nihayetinde devletin başıydı ve yürütmedeki gücü sınırlıydı. Oysa ki siz bu değişiklikle yürütmedeki bütün güçleri Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz. Artık o Cumhurbaşkanı bir yerde başbakan gibi çalışıyor. Bakanları atıyor, kararname çıkarıyor, üst düzey memurları atıyor, valileri atıyor. Onun dışında anlaşma aktediyor, aklınıza gelecek her türlü yürütme etkisini kullanıyor. Ama siz ona sadece kıyaslarken 82 Anayasası'ndaki birkaç atama yapabilen Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğuyla kıyaslıyorsunuz. Bu bir defa tam bir saptırmaca. Ömür boyu dokunulmazlık veriyorsunuz. Ömür boyu. Görevin bir bittikten sonra da yargılanmasının önünü kapatıyorsunuz. Bu bana geçici 15. maddeyi hatırlatıyor. 82 Anayasası. Şunu unutmayın. Bütün diktatörlerin ömür boyu korumaya ihtiyacı vardır. Çünkü işledikleri suçlar o kadar çoktur ki onlar ölene kadar bir gün yargılanma korkusuyla yaşarlar. Cumhurbaşkanı o kadar yetkili ki bir de dokunulmazlık dağıtacak. Dilediği kişiyi Cumhurbaşkanı yardımcısı, dilediği kişiyi bakan yapacak. O bakan dokunulmaz olacak. Hiç olmazsa orada bir görev ayrımı yapmışsınız. Yani göreviyle ilgili konularda Cumhurbaşkanı gibi, göreviyle ilgisiz konularda milletvekili gibi dokunulmaz olacak. Peki o kişi, yani seçilecek Cumhurbaşkanı'nın bu yetkiyi iyi niyetli kullanacağını nereden biliyoruz? Suç işlemiş, suç işleme potansiyeli olan, suç işleme iddiaları olan yargılanacak kişileri bu kapsama alıp bakan atadığı zaman yargının önünden kaçırmış olacak mı, olmayacak mı? Sayın Emir Topal. Bu bir tartışmaya açık bir konudur.